Merhaba arkadaşlar, Edebiyat Hocam kanalına hoş geldiniz. Zamirler videosuyla karşınızdayız. Videomuzda neler var kısaca ona bakalım. Zamirler, zamirleri ikiye ayıracağız. Sözcük halinde zamirler, kişi zamirleri, işaret zamirleri, belgisiz zamir, soru zamiri, ek halindeki zamirleri göreceğiz, iyilik zamirleri ve ilgi zamirleri. Daha sonra yapılarına göre zamirleri inceleyeceğiz. Basit zamirler ve birleşik zamirler. Daha sonra zamir çeşitleriyle ilgili etkinliğimiz olacak. Arkadaşlar videonun notlarını açıklama kısmına ekliyorum. Oradan indirebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hemen başlayalım. Zamirler yani adıllar. Adı üstünde adıl yani adın yerini tutan sözcüktürüdür. İsmin yerini tutan sözcüklerdir. Zamirler sözcük halinde zamir ve ek halinde zamir olmak üzere ikiye ayrılır. A diyoruz sözcük halinde zamirler. Bunlar kişi zamirleri yani şahıs zamirleri, işaret zamirleri yani gösterme zamirleri, belgisiz zamirler ve soru zamirleri olmak üzere dört ayrılır. Ek halindeki zamirler de iyilik zamirleri ve ilgi zamiri olmak üzere ikiye ayrılır. Önce sözcük halinde zamirler diyelim. A sözcük halinde zamirler. Arkadaşlar 4'e ayırdık. İlki kişi zamiri yani şahıs zamiri. Kişi adlarının yerine kullanılan zamirlerdir. Yani Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma yerine kullanılan zamirlerdir. Ben, sen, o, biz, siz, onlar ve kendi sözcüğü ki dönüşlük zamiridir. Aynı zamanda şahıs zamirinin yerine de kullanılmaktadır. Şahıs zamiri olarak da adlandırılmaktadır. Ben dediği birinci tekil kişi zamiridir. Sen ikinci tekil kişi zamiri, o üçüncü tekil kişi zamiri, biz birinci çoğul kişi zamiri, siz ikinci çoğul kişi zamiri, onlar üçüncü çoğul kişi zamiridir. Evet arkadaşlar, kişi zamirleri sadece bunlardır. Bu altısı artı kendi dönüşlük zamiri de eğer özel olarak sorulursa tabii ki de dönüşlük zamiri olarak kabul edin. Ancak çoğu kaynak kendi dönüşlük zamirini kişi zamiri olarak değerlendirmektedir. Ki kendim dediğin zaman mesela ben yerine kendim diyoruz. Sen yerine kendin diyoruz. Onun yerine kendisi diyoruz. Yani kişi zamirlerin yerine kullanılabiliyor. Örneklerimize bakalım. Size sadece ben yardım ederim. Size dediğimiz ikinci çoğul kişi zamiridir. Ben birinci tekil kişi zamiridir. O sana mektup göndermiş dediğimiz an üçüncü tekil kişi zamiridir. Sana burada bir ünlü değişimi olmuştur. Sana mektup göndermiş sana ikinci tekil kişi zamiridir. Kendi kendine konuşarak onları bize karşı şüphelendirdi dediğimiz zaman burada iki tane dönüştük zamir yani kişi zamiri kullanmıştır. İkileme şeklinde kullanmıştır. Onları bize karşı şüphelendirdi dediğimiz an üçüncü çoğul kişi zamiri. Burada da birinci çoğul kişi zamiri vardır. Bizim sözümüz pek etkili olmamış onların nezdinde dediğimiz zaman birinci çoğul kişi zamiri vardır. Burada da üçüncü çoğul kişi zamiri vardır. Evet kişi zamirleri bu şekilde devam ediyoruz. Arkadaşlar kendi zamiri ile ilgili önemli bir uyarımız var ona bakalım kendi zamiri pekiştirme görevinde kullanılabilir. Yani özneyi pekiştirme görevinde kullanılabilir. Bu kesinlikle anlatım bozukluğu değildir. Bu işi ben kendim planladım dediğin zaman arkadaşlar evet bu işi ben planladım diyebilirdi ve anlam aynı çıkardı. Bu işi kendim planladım da diyebilirdi yine aynı anlam çıkardı. Bu işi planladım da diyebilirdi yine aynı anlam çıkardı. Ama bu işi ben kendim planladım dediğin zaman hiç kimsenin etkisi olmadan ya da hiç kimse buna dahil olmadan yaptım anlamı vardır. Bu da ben zamirinin kendim tarafından pekiştirildiğinin göstergesidir. Sen kendin istedin dediğin zaman. Sen istedin diyebilirdi. Kendin istedin diyebilirdi. İstedin diyebilirdi. Ama sen kendin istedin derken hiç kimsenin iradesi olmadan sadece senin iraden şeklinde olmuş. Yani o istemeyi sadece sen yapmışsın anlamında kullanmıştır. Bu da pekiştirme olduğunun göstergesidir. Bunlar kesinlikle anlatım bozukluğu değildir. Dikkat ediyoruz. 2 diyoruz. İşaret yani gösterme zamirleri isimlerin yerini işaret yoluyla tutan zamirlerdir. Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, ötekini, berikini, orası, burası, şurası, öylesi, böylesi, şöylesi, öyleleri, diğeri işaret zamirleridir. Arkadaşlar bunlara dikkat edelim. Bunlar bir kişi isminin yerine kullanılabilir ama bunları kesinlikle kişi zamiri olarak almıyoruz. Mesela Ahmet geldi yerine bu geldi diyebiliriz. Ama burada kişi zamiri yoktur, işaret zamiri vardır. Kişi zamiri sadece ben, sen, o, biz, siz, onlar ve kendi dönüşlük zamiridir. Bunu nereden öğrendin dediğin zaman bunu dediği bir şeyi, bir olayı nereden öğrendiğini söylüyor ama olayı vermemiş, sadece onun yerine bu demiş. Böylesi çok daha iyi. Yani bir olay olmuştur, böylesi demiştir. Yani bu şekilde olması anlamında yine işaret yoluyla gösteriyor beğendiğim kişi şuydu. Burada arkadaşlar şu mesela Ayşe yerine kullanmıştır. Buradaki şu sözcüğü kesinlikle kişi zamiri değildir. İşaret zamiridir. Dikkat ediyoruz. Orası nefes aldığım yerdi. Mesela park yerine orası demiş. İşaret ediyor. Diğeri de geç kalmış dediğimiz an yine işaret yoluyla gösteriyoruz. Öylelerine bir şey olmaz yine işaret yoluyla yani o şekilde olanlara şeklinde kullanmıştır. Adanın şurası çok taşlık yine işaret yoluyla gösteriyoruz. Buranın insanları iyidir dediğimiz zaman yine işaret yoluyla gösteriyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Arkadaşlar işaret zamiri ile işaret sıfatı karışabiliyor. Onları da inceleyeceğiz. Uyarımız var. İşaret bildiren sözcük ismin yerini tutuyorsa zamirdir. İsmi gösteriyorsa sıfattır. Örneklerimize bakalım. Bu adamı dün görmüştüm. Hangi adam? Bu adam. Bakın kişiyi işaret ediyor. Yani bu sözcüğü adamı işaret ediyor. Bu yüzden bu işaret sıfatıdır. Bu dün gördüğüm adamdı. Adamı işaret ediyor ama bu adam demiyor. Bu dün gördüğüm adamdı diyor. Buradaki zamirdir arkadaşlar. Böyle insanlarla muhatap olma. Hangi insanlar? böyle insanlar ne yaptı? İnsanlara işaret etti. Burada işaret sıfatıdır. Bir ismin önüne gelmiş. Böyleleriyle muhatap olma dediğin zaman isim yok arkadaşlar. Dikkat edin. Böyleleriyle burada zamirdir. Öteki kapıyı çalacaktım. Hangi kapı? Öteki kapı. Yine kapıyı işaret etmiş. Kapıyı işaret ettiğini de söylemiş. İşaret sıfatıdır. Ötekini çalacaktım dediğin zaman burada neyi çalacağı belli değildir. Ötekini diyor yani işaret yoluyla gösteriyor. Bir ismin yerine kullanmıştır. Bu bir zamirdir. Umarım anlaşılmıştır. Bu taraf sıfatlar, bu taraf zamir şeklinde oluşmuştur. Yine önemli bir özelliğimiz var. O Arkadaşlar dikkat ederseniz hem kişi zamirlerinde o vardı hem de işaret zamirlerinde o vardı. Aynı zamanda işaret sıfatında da o kullanılıyor. Şimdi o'yu nerede nasıl kullanacağız ona bakalım. O insan adının yerine kullanılırsa kişi zamiri. Mesela kişilerin, insanların yerine kullanılırsa kişi zamiri. İnsan dışındaki varlığın yerine kullanılırsa işaret zamiridir. Dikkat edelim. İnsan dışındaki varlıkların yerine kullanılırsa işaret zamiridir. Bir ismi belirtirse de işaret sıfatı odur. Tek tek bakalım. O en sevdiğim arkadaşımdı. Ne yaptı? Ahmet yerine o dedi. Yani insan adının yerine kullandı. Bu kişi zamiridir. Onlar sınıfın çalışkanlarıdır dediğimiz zaman burada Yine kişileri kastediyor. Çoğul eki almış halini de göstermek istedik. Yine kişi zamiridir arkadaşlar. İnsanlar yerine kullanmıştır. O hemen çöpe atılacak. Burada arkadaşlar bir ismin yerine kullanmış. Ama o isim bir insan ismi mi ona bakalım. O hemen çöpe atılacak. Hayır çöpe atılacak olan bir insan değildir. Bu yüzden kişi zamiri değil. Bu işaret zamiridir. Onlar neden dolabın içinde duruyor? Yine eşyaların yerine onlar demiş. Yine işaret zamiridir. Kişi isminin dışında kullanmıştır. O ev yeni satıldı dediğin zaman hangi ev? O ev burasıysa işaret sıfatıdır. Çünkü evi ne yapıyor? İşaret ediyor. Buradaki işaret sıfatıdır arkadaşlar. Dikkat edelim. Bu ikisi kişi zamiri. Bu ikisi işaret zamiri. Burasıysa işaret sıfatıdır. Umarım anlaşılmıştır. Üç diyoruz belgisiz zamir. İsimlerin yerini belli belirsiz, kesin olmayacak şekilde tutan zamirlerdir. Hangi varlığın yerini tuttukları açıkça belli değildir ve sayısı da belli değildir belgisiz zamirdir. Belgisiz zamir olarak kullanılan sözcüklere bakalım. Bazısı, bazıları, kimisi, kimileri, biri, birisi, birileri, başkası, başkaları birçoğu, birkaçı, bir takımı, birçokları dikkat ederseniz ek almışlar bu sözcükler. Çoğu, hepsi, herkes, birazı, her biri, herhangi biri, şey, şeyler, hiçbiri, kimse falan filan gibi sözcükler belgisiz zamir olarak kullanılan sözcüklerdir belki belgisiz sıfattan bazı sözcükler size çağrışım yapmıştır. Dikkat edin o sözcükler ek almıştır. Onları da zaten karşılaştıracağız. Bazısı senin düşünceni beğenmemiş dediğimiz zaman bu bazısı kimlerdir? Ayşe, Fatma, Ali, Mehmet kimlerdir? Kaç kişidir? Belli değildir ama ismin yerini tuttuğu bellidir. Bu yüzden belgisiz bir zamirdir. Hepsini okula çağıracağım. Bu hepsi dediği kaç kişidir? kimlerdir belli değildir. Yine belgisiz bir zamirdir. Kimse konuyu anlamamış. Bu kimse kimlerden oluşmaktadır. Kaç kişiler yine net olarak belli değildir. Belgisiz bir zamirdir. Babama bir şey anlat. Bir şey dediği şey ne? Yani cümle mi istiyor? Bir konuyu mu anlatsın? Neyi anlattığı belli değildir. Yine belgisiz bir zamirdir. Birçoğu dersi önemsemiyor. Birçoğu dediği kişiler kimlerdir? Kaç kişiden oluşmaktadır? Yine belli değildir. Belgisiz zamirdir. İsmin yerini belli belirsiz tutan sözcükler belgisiz zamir olarak geçmektedir. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi de belgisiz zamirle belgisiz sıfatı karşılaştıralım. Evet uyarımız var. Belgisiz olan sözcük ismin yerine kullanmışsa belgisiz zamirdir. İsmi belirtmişse de belgisiz sıfat olur. Bakalım kimi insanlar saygıyı hak etmiyor. İnsan burada isimdir. Hangi insanlar, kimi insanlar? Kim oldukları belli değil, belgisiz bir ifade. Hangi insanlar, kimi insanlar ne değildir? Bir isme sorulduğu için de bu belgisiz sıfattır. Kimileri saygıyı hak etmiyor dediğin zaman bu kimileri nedir? Ahmet mi, Mehmet mi, Fatma, Ayşe kaç kişiler? Bunlar belli değildir, belgisiz zamirdir. Hiçbir bebek kötü doğmaz. Hangi bebek? Hiçbir bebek. Bakın bir isme yine soruldu. Burası sıfat oldu. Hiçbiri kötü doğmamıştır. Hiçbiri dediği nedir? İnsanlardır. Hangi insanlar? Bebekler mi? Çocuklar mı? Belli değildir. Bu nedir? Belgisiz bir zamirdir. Birkaç ülke aşıya başladı. Hangi ülke? Birkaç ülke. Bu ülkelerin hangisi olduğu belli değildir. Ama ülke oldukları belli. Burada sıfat olarak kullanmıştır. Burada da isim olarak kullanmıştır ülkelerin birkaçı aşıya başladı. Hangileridir bunlar? İşte Türkiye'dir, Fransa'dır, Almanya'dır şeklinde burası belgisiz bir zamirdir. Bu konuyu bırak başka konuya geçelim. Hangi konu, başka konu yine yine belgisiz sıfattır. Bu kısım isimdir. Bu konuyu bırak başkasına geçelim dediğin zaman burada başkasına dediğine başka konu mu, başka şey mi belli değildir. Bu da belgisiz bir zamirdir ismin yerine kullanmıştır. Umarım aradaki farkı görmüşsünüzdür. Belgisiz zamir olduğu zaman bir ismi gösterme ya da belirtme durumu söz konusu değildir. Belgisiz sıfat olduğu zaman da bir ismi belirtme durumu söz konusudur. Umarım anlaşılmıştır. Devam ediyoruz. 4 diyoruz soru zamiri. İsimlerin yerini soru yoluyla tutan zamirlerdir soru sözcüğünün yerine cevap olarak bir zamir ya da isim geliyorsa o sözcük soru zamiridir. Yani soru zamirini bulmanın kısa yolu budur. Soru bildiren sözcüğün yerine bir zamir ya da bir isim getirebiliyorsak orada soru zamiri vardır. Çarşıdan ne aldın? Onu aldım diyebilirsin. Armut aldım diyebilirsin. Yani yerine bir isim getirebiliyorsun. O zaman buradaki ne nedir? Soru zamiridir. Kim? kimi, nerede, kime şikayet etti dediğin zaman Elif, Ahmet'i okulda müdüre şikayet etti dediğimiz zaman bunlar yani üst tarafta olanlar hepsi soru zamiridir. Dikkat ediyoruz. Kim, kimi, nerede, kime bunlar soru zamirleridir. Kaçımız okula bağlıyız dediğimiz an hepimiz diyebiliyoruz. Yani sorunun yerine bir zamir getirebiliyoruz. O zaman buradaki soru zamiridir. Umarım anlaşılmıştır. Yine uyarımız var arkadaşlar. Soru bildiren sözcük ismin yerini tutuyorsa zamir. İsmi belirtiyorsa sıfat. Fiili niteliyorsa ya da fiilimsi niteliyorsa biz buna da zarf diyoruz. Şimdi ne sözcüğüne bakalım. Ne sözcüğü önemlidir. Önemli bir soru sözcüğüdür. Ne sözcüğü eğer hangi anlamında kullanılırsa bir isme sorulup hangi anlamında kullanılırsa soru sıfatıdır. Eğer bir fiil ya da fiilimsiye gelip niçin anlamında kullanılırsa soru zarfıdır. Eğer yerine bir isim ya da zamir getirebiliyorsak soru zamiridir. Elinde ne var dediğim zaman elimde bu var diyebilirsin. Elimde telefon var diyebilirsin. Yani yerine bir isim ya da bir zamir getirebiliyoruz. Bu yüzden buradaki ne soru zamiridir ne işle uğraşıyorsun dediğin zaman ne sözcüğün yerine hangi getirebiliyoruz? Hangi iş diyebiliyoruz? ya e hangi sözcüğü bir isme sorulduğu için buradaki soru sıfatıdır. Ne bakıyorsun dediğin zaman niçin anlamında sorulmuş ve bir fiile sorulmuş niçin bakıyorsun anlamında bu da soru zarfıdır. Umarım anlaşılmıştır bu kısım. Eğer yerine bir isim ya da zamir getirebiliyorsak soru zamiridir. Eğer hangi anlamında kullanılırsa soru sıfatıdır. Niçin anlamında kullanılırsa da soru zarfıdır. Bir diğer örneğimiz nasıl sözcüğüyle ilgili. Bugün nasılsınız dediğin zaman iyiyim diyebilirsin. Yani yerine bir isim getirebiliyoruz. Bu yüzden buradaki nasılsınız ifadesi soru zamiridir. Nasıl bir ev aradığını bilmiyorum dediğin zaman nasıl sözcüğünü eve soruyoruz. Yani bir isme soruyoruz. O zaman burası soru sıfatıdır. Burası soru zamiriydi. Nasıl gördün bizi dediğin zaman görmek fiildir. Nasıl gördün dediğin zaman bir fiile sorduk. Burası da zarftır arkadaşlar. Burası zamir, burası sıfat, burası da zarftır hangisini alacaksınız dediğin zaman bunu alacağım diyebilirsin. Burası zamirdir. Hangi kitabı alacaksın dediğin zaman kitap isimdir. Hangi sorusu bir isme sorulduğu için burası sıfattır. Soru sıfatıdır. Umarım aradaki farkı görebilmişsinizdir. Devam ediyoruz. Evet sözcük halindeki zamirleri bitirdik. Şimdi ek halindeki zamirlere bakacağız. Arkadaşlar burayı iyi dinleyin. Eğer size ek halinde zamir demedikçe bunları zamir kabul etmiyorsunuz. Yani iyilik zamirleri ile ilgi zamirlerini zamir olarak kabul etmiyorsunuz. Eğer size ek halinde zamir ya da iyilik zamiri ya da ilgi zamiri kullanmıştır derse o zaman bakarsınız. Çünkü ek halindeki zamir bir sözcük değildir. Ki zamirler sözcüklerden oluşmaktadır. Ek halinde zamir dediği zaman o zaman bakabilirsin iyilik zamirleri ya da ilgi zamirlerini de ararsın. Buna dikkat ediyoruz. Ek halindeki zamirleri ikiye ayırıyoruz. İyilik zamirleri ve ilgi zamirleri. Bir diyoruz iyilik zamirleri. İsimleri eklenerek onların kime ait olduklarını bildiren zamirlerdir. Aslında bunlar iyilik ekleri yani tamlanan ekleri. Bir ekin iyilik zamiri olup olmadığını anlayabilmek için iyilik eki alan sözcüğün başına benim, senin, onun, bizim, sizin, onların getirebiliyoruz. Şimdi kolum dediğin zaman arkadaşlar kolumun benim kolum olduğunu anladığımız ek buradaki um ekidir. İşte bu ek iyilik eki yani iyilik zamiridir. Kolun dediğin zaman senin kolundur. Yine iyilik zamiri. Kolu onun kolu. Kolumuz bizim kolumuz. Kolunuz sizin kolunuz. Kolları onların kolları. Burası birinci tekil iyelik zamiri ya da iyelik eki aynı şey. İkinci tekil iyelik zamiri, üçüncü tekil iyelik zamiri, birinci çoğul iyelik zamiri, ikinci çoğul iyelik zamiri, üçüncü çoğul iyelik zamiridir. Örneklerimize bakalım. Yaşadıklarımız oldukça etkiliydi dediğimiz zaman bizim yaşadıklarımızdır. Nereden anlıyoruz bunu? Buradaki ımız ekinden anlıyoruz. İşte bu ek iyelik ekidir yani iyelik zamiridir. Yazısını çok beğendim dediğin zaman onun yazısıdır. Nereden anlıyoruz? Buradaki ı ekinden anlıyoruz. Onun yazısı üçüncü tekil iyelik zamiri yani iyelik eki almıştır. Sınıf defterini kaybetmiş dediğin zaman sınıf defteri sınıfın defteri yani onun defteridir. Yine üçüncü tekil iyelik ekini yani iyelik zamirini almıştır. Kardeşlerimin Arkadaşları bugün bize gelecek dediğin zaman kardeşlerim benim kardeşlerimdir. İm burada birinci tekil iyilik ikidir yani iyilik zamiridir. Kardeşlerimin arkadaşları yani onların arkadaşları buradakileri ise üçüncü çoğul iyilik iki yani iyilik zamirdir. Eğer arkadaşlar bize dese ki bu cümlelerin hangisinde zamir vardır derse sadece burada zamir var bize sözcüğünde. On dışındakilerde zamir yok dikkat edin. Ek halindeki zamirleri zamir saymıyoruz. Yani bu cümlede zamir var mı? Yok. Bu cümlede zamir var mı? Yok. Bu cümlede zamir var mı? Yok. Bu cümlede ise burada zamir vardır. Peki bu cümlelerin hangisinde ek halinde zamir vardır derse hepsinde ek halinde zamir vardır. Burada yaşadıklarımız, burada yazısı, burada sınıf defteri, burada kardeşimin ve arkadaşları kısmında iyilik zamiri vardır. Umarım anlaşılmıştır. Devam ediyoruz. İki diyoruz ilgi zamiri. Belirtili isim tamlamalarında tamlananın yerini tutmak üzere tamlayana getirilen ki ekine ilgi zamiri yani aitlik zamiri diyoruz. Yani zamir yapan kidir aslında. Bir isim tamlamamız olacak. Tamlananın yerine biz ki getirebileceğiz. Onunki daha güzeldi onun evi daha güzeldi demek istiyor. Şimdi onun evi şeklinde olsaydı onun evi bir isim tamlaması olurdu. Burası tamlayan bu kısım tamlanan olurdu. Ancak evi yerine ne demiş? Onunki demiş. Buradaki iki kısmı evinin yerine kullanmış. Yani tamlananın yerine kullanmıştır. O zaman buradaki ilgi zamiridir. İlgi zamiri her zaman bitişik yazılır. Bizim evimiz sizinkinden genişmiş dediğin zaman bizim evimiz bir isim tamlamasıdır dikkat edin. Sizinkinden dediği nedir? Sizin evinizdir. Buradaki sizin eviniz şeklinde olsaydı isim tamlaması olurdu. Bu kısım tamlayan, bu kısım tamlanan oldu. Tamlanan yerine ne getirmiş? Ki'yi getirmiştir. Seninki yine kapıya gelmiş dediğin zaman senin sevgilin yerine seninki demiş. Yani buradaki ki sevgilin sözün Yani bir tamlananın yerine kullanmıştır. İlgi zamiridir. Umarım anlaşılmıştır. Dediğim gibi iyilik zamirini ve ilgi zamirini kesinlikle zamir kabul etmiyoruz. Ek halinde zamir demedikçe. Ek halinde zamir deyince bunları da sayacağız arkadaşlar. Onun dışında saymıyoruz. Yapılarına göre zamirlere bakalım arkadaşlar. Yapılarına göre zamirleri ikiye ayırıyoruz. Basit zamirler ve birleşik zamirler. Türemiz zamirler yok arkadaşlar. Dikkat edeceğiz buna basit zamirler yapım eki almamış ve herhangi bir sözcükle birleşmemiş zamirlerdir. Ben, benim, seninki, kimi, çoğu, onların dediğin zaman bunların hiçbir yapım eki almamıştır ya da başka bir sözcükle birleşmemiştir. Burada benim dediğin zaman tamlayan ekini almıştır. Yani ilgi ekini almıştır. Senin ilgi eki almıştır. Burada da ilgi zamiri vardır. Kimi dediğimiz zaman belirtme ekini almıştır. Çoğu dediğin zaman belirtme eki almıştır. Lar çoğul ekini ne kaynaştırma anda tamlayan ekini almıştır. Yani herhangi bir yapım eki almamış sadece çekim eklerini almıştır. Başka bir sözcükle de birleşmemiştir. 2 diyoruz birleşik zamiller. Birden fazla sözcüğün birleşmesiyle oluşan zamillerdir. Bir kaçı dediğin zaman bir ve kaç sözcüklerin birleşmesiyle oluşmuş. Bir çoğu yine bir ve çoğu sözcüklerin birleşmesiyle oluşmuş. Böylesi bu ve öylesi sözcüklerin birleşmesiyle oluşmuştur. Hiçbiri hiç ve biri sözcüklerin birleşmesiyle oluşmuş birleşik zamirler. Peki neden türemiz zamir yok? Ona bakalım şimdi. Evet türemiz zamir diye bir şey yoktur. Zamirler yapım eki aldıklarında tür değişikliğine uğrarlar. Yani yapım eki aldıkları zaman o zamirler artık zamir olmaktan çıkar. Başka bir sözcük türü olur. Bu yüzden de türemiz zamir diye bir şey olamaz. Bencil insanlar seni anlayamaz dediğin zaman. Ben sözcü bir zamirdir. Bencil dediğin zaman isimden isim yapma almıştır. Ki ben ayrı bir şeydir, bencil ayrı bir şeydir. Yani yeni bir sözcük türemiştir. Nasıl insanlar? Bencil insanlar. Burası sıfat olmuş. Yani zamirden türemiş bir sözcük sıfat görevinde kullanmıştır. Ki size sorabilir hangisinde zamirden türemiş bir sözcük sıfat görevinde kullanmıştır derse özellikle bencil sözcüğüne bakmanız gerekiyor. Bu aralar kimlik bunalımı yaşıyorum dediğin zaman kim sözcüğü bir zamirdir. Kimlik dediğin zaman bir isimden isim yapma ekini almıştır. Kimlik bunalımı dediğin zaman kimlik sözcüğü bir isim olarak kullanmıştır. Yani artık zamir değildir yine sorabilir hangisine bir zamir yapım eki alarak isim olmuştur ya da tür değişikliğine uğramıştır diyebilir. Sensiz kaldım inan ki dünyama gün doğmuyor dediğin zaman sen bir zamirdir. Sensiz dediğin zaman burada yine isimden isim yapım ekini almıştır. Nasıl kaldım sensiz kaldım burada da zarf görevinde kullanmıştır. Onsuz hayatın bir anlamı yok dediğin zaman o bir zamirdir. Ne kaynaştırma ünsüzü, suz ise yapmak ekidir. Nasıl hayat onsuz hayat dediğin zaman sıfat görevinde kullanmıştır. Yani zamirden türemiş bir sözcük sıfat görevinde kullanmıştır diyebiliriz. Yani buradan da şöyle bir sonuca varabiliriz. Türemiş zamir diye bir şey yoktur. Zamir eğer türüyorsa artık o zamir değildir. Evet konu anlatımımız bitti. Şimdi etkinliğimize bakalım. Zamir çeşitleri etkinliğimiz tablo 47. Zamirlerin çeşitlerine bakacağız. Kişi zamiri, soru zamiri, belgisi zamir ve işaret zamiri. Tek tek bakalım. 1. Akşam akşam bunu konuşmanın sırası mıydı dediğin zaman bunu dediği arkadaşlar işaret zamiridir. Hemen işaret zamiri yazıyoruz. 2. Kimin yanında bozuk para var dediğin zaman kimin arkadaşlar burada soru zamiridir. Soru sormaktadır. Çocuklarının geleceğinin kendine emanet edildiğini bilmeli dediğin zaman burada kendine sözcüğü dönüşlük zamiri yani kişi zamiridir. 4 Çarşıdan ne kadar öteberi aldın dediğin zaman öteberi arkadaşlar belgisiz bir zamirdir. Ne oldukları, kaç tane oldukları belli değildir. 5. Hangisi sizinle geldi dediğin zaman hangisi arkadaşlar soru zamiridir? Sizinle ise kişi zamiridir. 6. Buraya hepsinin gelmesi gerekiyordu dediğin zaman buraya arkadaşlar işaret zamiridir. Hepsinin ise kim oldukları, kaç kişi oldukları belli değildir belgisiz zamirdir. 7 hayatına yeni bir soluk getirmeli arkadaşlardan çoğu dediğin zaman burada çoğu belgisiz bir zamirdir. 8 çocuklar yalnız sizin sözünüze inanırlar dediğin zaman burada sizin kişi zamiridir, ismin yerine kullanmış. 9 çocuklardan birkaçı bu işi yapmış olmalı dediğim zaman çocuklardan birkaçı dediğim zaman kimler oldukları ve Kaç kişi oldukları belli değildir. Belgisiz zamirdir. Bu işi arkadaşlar işaret sıfatıdır. Dikkat edin önünde isim var. Bir ismi belirtmiştir ya da işaret yoluyla göstermiştir. Ama birkaç sözcü belgisiz zamirdir. 10. Diğeri her şeyden vazgeçmeye hazırdı o günlerde dediğin zaman. Diğeri burada belgisiz bir zamirdir. Şeyden yine belgisiz bir zamirdir. Dikkat ediyoruz. 2 tane belgisiz zamir var. Her belgisiz sıfattır arkadaşlar. O da işaret sıfatıdır. Bunları saymıyoruz. Sadece zamirlere bakıyoruz. Evet arkadaşlar bu kısmı bitirdik. Devam ediyoruz. 11. Ben kendim de yaparım dediğin zaman arkadaşlar ben burada kişi zamiridir. Kendim dönüşlük zamiridir. Kişi zamiri kabul edilir. Bu cümle kesinlikle anlatım bozukluğu değildir. Dikkat edelim. 12. Böylesi insanı rahatsız eder dediğin zaman Böylesi işaret zamiridir. İşaret yoluyla gösteriyor. 13 neyi istediğini biliyor musun dediğimiz zaman neyi sözcüğü arkadaşlar soru zamiridir. 14 elinde ne var diye sordu dediğimiz zaman buradaki ne sözcüğü yine soru zamiridir. 15 adamın kimsesi yoktu dediğin zaman kimse burada belgisiz bir zamirdir. 16 Onları neden çağırmadın dediğimiz an onları insan isminin yerine kullanmıştır. Bu yüzden kişi zamiridir. 17. Onlar kime kaldı dediğimiz an. Arkadaşlar buradaki onlar işaret zamiridir. Dikkat edelim işaret yoluyla gösteriyor. Burada kişinin yerine kullanılıyordu. Burada ise işaret ediyor. İnsan dışındaki varlıkların yerine kullanmıştır. Bu yüzden işaret zamiridir. Kime ise soru zamiridir. 18 falanın filanın anlattıkları önemli değil dediğimiz zaman falan ve filan bunlar ikisi de belgisiz zamirdir. 19 Aracı olmamız için bizden yardım istedi dediğimiz zaman buradaki bizden sözcüğü kişi zamiridir. İnsan isminin yerine kullanmış. 20 Nereden gelip nereye gidiyoruz dediğimiz zaman nereden sözcüğü bir soru zamiridir. Nereye yine soru zamiridir. Buradan gelip buraya gidiyoruz diye biliriz ya da buradan gelip oraya gidiyoruz diyebiliyoruz yerine bir zamir getirebiliyoruz. Bunlar soru zamirleridir. 21 biri bizim sesimiz olmalı bu zor günlerde dediğimiz zaman biri burada belgisiz zamirdir. Bizim ise kişi zamiridir. 22 o evde kalacağını söyledi. Buradaki o kişi zamiridir arkadaşlar. Eğer virgül olmasaydı o evde kalacağını söyledi olurdu. O zaman da işaret sıfatı olurdu. Dikkat edelim. Burada o bir insandan bahsediyor. O evde kalacağını söyledi kişi zamiridir. 23 Mektubun içine onu da yerleştirdim dediğin zaman burada bir nesneden, bir varlıktan bahsediyor. Bu kesinlikle insan değildir. Bu yüzden bu işaret zamiridir. 24 sanırım kendisi bu işi çözecek dediğin zaman kendisi burada dönüştük zamiri yani kişi zamiridir. 25 dürüst olmayanı kimse sevmez dediğin zaman burada kimse belgisiz bir zamirdir. 26 öylesini hiç görmemiştim şimdiye kadar dediğin zaman öylesini işaret zamiridir. Burada işaret yoluyla gösteriyor. 27 benimki prenses rolüne girmiş dediğin zaman benimki burada kişi zamiridir. 28 böyle bir yanlışı senin yaptığına kim inanır dediğin zaman arkadaşlar böyle işaret sıfatıdır dikkat edelim. Senin yaptığın kişi zamiridir kim ise soru zamiridir. 29 şunun şurasında sınava 5 gün kalmış dediğin zaman şunun işaret zamiridir şurası yine işaret zamiridir. 30. Ahmet Bey bugün nasılsınız dediğin zaman buradaki nasılsınız soru zamiridir. Evet arkadaşlar etkinliğimizi bitirdik. Umarım faydalı olmuştur. Notlar videonun açıklama kısmındadır. Oradan indirebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hep söylüyoruz. Umarım unutmuyorsunuzdur. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.